arkadaşlar. Vlog çekimlerimde kullanacağım duvarımı. Bugün boyama kararı aldım. Bilin bakalım ne yoktu? Fırça yoktu. Makyaj fırçasıyla duvar boyamak. Ne cesaret. Ben bir boya ustasıyım arkadaşlar. Benim boya ustası sertifikam var. Ben her türlü duvarı her türlü boyayla boyayabilirim. Hani ben ustaydım. Olsun. Güzel olacak. İlk vlogum. Ben konuşamadım. Evde sadece kadens boya vardı. Daha önce mobilyalarımı boyamak için kullanmıştım. Mobilyaları boyarken kadensi sulandırma gereği duymamıştım. Ama duvarı boyarken en azından fırçayı 2 dakikada bir ıslatmak gerekiyor. Yoksa yayılmakta güçlük çekiyor boya. Arkadaşlar bakın, burası ıslatarak boyadığım yer. Çünkü ıslatmak sonradan geldi aklıma. Şurası da ıslatmadan boyadığım yer. Bakın görüyor musunuz? Alacalı bulacalı. Vazgeçtim. Ben rulo ve boya almaya karar verdim. Dediğim gibi boya ve fırçaları aldım. Şimdi bu tarafı da boyamaya karar verdim. Fatularla kazanacak. Alçıyla yarıklar kapatılacak. Yazlıklar alçı arkadaşlar. Kazıdıktan sonra alçıyla oraları kapattım. Üzerine de boya yapacağım. Bugün yetişmeyebilir. Olsun. Dün boyacıya gittiğimde beyaz boya istediğimi söyledim. Bu senin işini görür dediler. Ama görmedi. 3 kat boyamış olmama rağmen sonuç bu. Önüne koyacağım dolabın ayaklarında fazlalıklar vardı. Onun için gittim testere aldım. Ancak bu çelik testeresi olsun, ahşabı da güzel kesiyor. Sonra buna ayak monteleyeceğim. Boyama işine akabinde geçeceğim. Bugün artık komple boyanıp bitmiş olacak. Koçtaş'tan Dion'un bu boyasını aldım. Güzel gibi ama benim altta kullandığım boyadan dolayı galiba yine de tutmakta zorlanıyor. İkinci katlarını atıyorum. Duvarların da kurumasını bekliyorum. Sanırım bir 15. katını falan atacağım artık duvarların kuruduktan sonra. Olsun. Hayat güzel be. Duvarımın son parçasını da tamamlamış bulunmaktayım.